Evet, bu notlarımızla birlikte şimdi biraz daha Borsa İstanbul'un seyrini konuşacağız. Ahlatçı Yatırım'a dönelim. Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Tonguç Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Feriha Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sohbetimize biraz aslında iş yerinin gündemi ve Borsa İstanbul'la başlayalım. Şimdi Borsa İstanbul tarafında son zamanlarda yeniden biraz daha yatırımcılar tarafından bir kıpırtı yaşanıyor. Hesap açılışı noktasında da çünkü büyük halka arzlar geliyor aslında. Ve halka arzlara olan taleple birlikte tekrardan yatırımcı sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını gördük. Peki bunun fiyatlama üzerine bir etkisi olacak mı? Seçime kadar biraz daha Borsa İstanbul'da malum uzun bir süredir baskı var. Yılbaşından beri getiri yok net tarafta ama böyle mi gideriz? Borsa İstanbul'da yön tayini yapmak için illa seçim sürecinin sonlanması mı gerekiyor size göre? Bence öyle olacak. Yani şimdi her ne kadar tamam yatırımcı sayısı 4 milyonun üzerine geçti. Geçen günlerde de işte bu bakiyeli hesapların dağılımını konuştuk ki burada hala %50'sinin en azından %50'sinin çok ufak bakiyelerde olduğunu görüyoruz. Diğer kalan kısmında belki %10'luk bir kısmı kabaca %7-8 da hala borsayı aslında biraz daha şekillendiren yatırımcı kitlesi olarak ayırabiliriz. Bunun da biz az önce siz söylediğinizden yola çıkarsam yani aslında yeni halka arzlarında fazlaca hesap açılması, eşit dağıtım olan özellikle halka arzlar için yatırımcıların hala yüksek getiri kovaladıkları için buraya tanıdıklarını diyelim. Yani biraz da buranın tanıtımını yaparak teşvik etmesiyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla aşağı yukarı 40 ile 60 milyarlık bir hacim BIST 100 için son işte bir hafta 10 gün bakarsak bunun çok üzerinde veya bu marjın bu ortalamaların çok üzerinde geçecek. Önümüzde de bir bayram var. Sonra hemen neredeyse işte 2 hafta sonra da seçimi görürsek çok değişeceğini düşünmüyorum. Şimdi burada Borsa İstanbul'da bir strateji önümüzdeki belki 6 ay için yani sene sonuna kadar bir strateji yapacaksanız bizim gördüğümüz kadarıyla 2 tane şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi 4850 aşağı yukarı ve 5500 gibi ana 2 tane aslında bizim hacimli kırılarak yukarı ya da aşağı gideceğimiz yerimiz var. Şimdi bu seviyeler öyle ya da böyle seçim öncesinde çok olacağını düşünmüyorum bu hacimli kırılmaların. Ama seçim sonrasında gerek kısa vadeli olarak hani aşağı doğru bir hareket olursa gerek yukarı bir hareketin başlangıcı olarak bakabileceğimiz seviyeler olarak mutlaka akılda tutulması gerekiyor. Bir. İkincisi de ben bir kere Borsa İstanbul'un seçim sonrasında eğer seçimin geride bırakıldığı işte ikinci tur olur sonra parlamento dağılımı olur vesaire hani orada bir eşleşmeler olacaktır. Yani iyi kötü belki bir piyasa için haber akışı olacaktır. Ama diyelim ki Temmuz ayına geldik veya işte Haziran'ın ortalarındayız. Belki yeni bir hükümet veya işte bakanlar açıklandı bir şey netleşmesi oldu. Yani bir yönetimin netleştiği ve biz artık seçimi geride bırakıp o yerel seçimlere doğru yöneldiğimiz bir alana girdikten sonra ben Borsa İstanbul'un çok iyi bir performans gösterme şansı olduğunu düşünüyorum. Yani bu sene içinde hatta geçen senede şey 7000 8000 endeks seviyeleri konuşuluyordu. Bunlar mümkün olabilir. Dolayısıyla ben yılın ikinci yarısında eğer işte Rusya-Ukrayna savaşı gibi pandemi gibi ne bileyim bilemediğimiz birçok o siyah kuğu dediğimiz adına gelişmeler, sürpriz sonuçlar olmazsa işin rutininde borsanın çok net bir şekilde iyi bir performansını görebiliriz. Bu ikinci basamağın içinde ya da bu ikinci başlığın içinde de yatırımcı şunu düşünmesi gerekiyor. Seçim sonrasında oluşacak döviz fiyatlaması işte bilanço kapsamında belki 3 aylıkları da görmüş olacağız. Şirketlerin çarpanları, şirketlerin geleceği ve şu sıra içerisinde fiyatlanmamış olan beklentilerinin hangilerinin önünü diğerlerine göre daha fazla açacağını şimdiden netleştirip
Örnek veriyorum, 10 tane hisse listeliyorsa bunun işte 6'sı 7'sinde biraz da böyle portföyü dağıtarak eğer hisse senedi yatırımı düşünüyorsa bu pozisyonu ister seçimden bir hafta 10 gün önce ister seçimin ertesindeki netleşmeyle birlikte değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anki kritik olan seviye ve geçilmeler biraz önce bahsettiğim gibi 4850-5500'dür. Yani orta ve uzun vadeli 6 ay 1 sene için ve seçim öncesi ve sonrası yapacağımız stratejinde bu minimalde değerlendirilmesi önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman ben şunu anlıyorum Tonguç Bey. Evet, seçime kadar bir baskı görebiliriz. Bu biraz daha aslında traderların sorunu ama burada yatırım yapmayı düşünenler için, yani bugün aldım yarın ne olur değil de burada bir potansiyel var mı? Ben burada bir portföy oluşturduğumda hakikaten bu bir yıl sonra bana getiri olarak geri döner mi diye soranlar için endekste hala daha o zaman ciddi bir potansiyel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi 7500'ler demek aslında 150'lik bir kazanca işaret ediyor. Bu endeks bazında daha iyi bir getiri sunacak hisse yakalarsanız çok çok daha üzerine bir performansla o zaman görebilir yatırımcılar. Yani uzun vade düşünenler için o zaman süreç olumlu diyebiliriz değil mi geniş resimde? Şimdi Perihan Hanım, beni tanıyanlar bilir, siz de biliyorsunuz. Ben böyle çok iddialı konuşmayı sevmem. Ama mesela biz Kasım ayında dedik ki geçen senenin hisse oranını bu seneye altınla değiştirin. Yani ne kadar Evet. altın hisse taşıyorsanız. İşte 4-5 ay geçti, altının durumunu görüyoruz. Şimdi burada seviye belirlemek önemli değil. Oradaki hangi pazar ya da hangi pazardaki hangi ürünün önümüzdeki dönem daha iyi performans göstereceğini bilmek lazım. Şimdi eğer Türkiye'nin seçim tarihine işte son belki şöyle baktığımızda 30-35 yıl, 40 yıl gibi de bakabiliriz. Ve borsanın gelişimine baktığımızda eğer bugünkü içinde bulunduğumuz durumdan herhangi bir nedenle çok daha pozitif bir algı yaratabilecek durum Temmuz ayı gibi ortaya çıkarsa, yani mevcut Cumhurbaşkanı, başkası, parlamentonun dağılımı, farklı sonuçlar bilemiyorum ama evet biz seçimi yaşadık ve planlarımız bunlardı. Biz bunları uygulamaya başlıyoruz. Bu mutlaka hemen önümüzde de bir yerel seçimler olduğu için dinamik bir yönetim şeklini bize gösterecektir ister istemez. Yani şu an her partinin bir beklentisi var. Ekonomiyle ilgili söylemleri var. İşte birçok şeyi ücretsiz ya da indirimli sağlayacağını. Bunların hepsi ekonomiye bir katkı yapacak şeyler. Eğer gerçekleşecekse bunların hepsi, ben borsanın örnek veriyorum, öyle ya da böyle bir risk alınabilecek döneme girileceğini düşünüyorum. Hem burada seviye 7 bin olur, 10 bin olur, 8 bin olur ya da dediğiniz gibi 6 bin olur da sizin hisseniz borsanın 3 katında performans gösterebilir endeksin. İşte burada doğru analizi sakin bir şekilde şimdi yapmak gerekiyor. Hani kurla ilgili de gelişmeler olabilir, borsayla da ilgili olabilir, faizlerle de ilgili olabilir. Ama bu dalgalanmaların sonucunda, onun için biraz böyle dalgalı bir seyirden sahile çıktığımız zaman, Temmuz ayı gibi olacaksa eğer, Temmuz, Ağustos aralığı diyelim, oradan sonra bu pozisyonların netleştirilerek en azından sene sonuna kadar bir iyi getiri olma şansı yüksek. Yani mantığım bunu söylememi gerektiriyor ama yatırımcılar her hisse çıkacakmış gibi düşünerek, bunu geçmişte de aynı hatayı yapan birçok yatırımcı olduğu için söylüyorum, bu hisse senedin değerlenmesini diyelim ya da analizini ve yola çıkacakları hisseleri veya ellerinde şu anda varsa da iyi bir analiz yaparak o hisse değişimlerini, yeni hisse alımlarını yapmaları gerekiyor. Daha iyi olabileceğini düşünüyorum ve endeksin de şu an için hisselerin fiyatlaması içerisinde sanki çok da böyle bir değer içermediğini de anlayabilir. Çünkü bazı hisseler hani biz 5700'e gittik ama şimdi yarıya düşmüş. Yani mesela o zaman 3000 endekste mi diyeceğiz onlar için? Veya bazı hisseler biz 5700'den 5000'e geri çekildik ama şu an endeksin üzerinde der ya da kendi zirvelerinin üzerinde der. O zaman onlar da 6500 endekslerde seyrediyor gibi. Dolayısıyla endeks evet önemlidir takip etmek ama burada hissenin kendi başına performansı son 2-3 yılda da çok ön plana çıktı. Ve önümüzdeki 6 ayda da bunun olacağını düşünüyorum. Onun için
Bu konuda da mutlaka bir destek alınması veya iyi analiz yapılması gerekiyor. Peki ön plana çıkarttığınız bir sektör var mı bu noktada? Yani 2022 yılında sektör ve hisse seçmek biraz daha kolaydı ama bu yıl çok zorlaştı dediğiniz gibi. 2022 yılında para kazanmak da belki daha kolaydı ama bu yıl biraz daha kafa yoran, kurcalayan, okuyan, analiz eden, araştıranlar bir tık daha öne çıkıyor. Nedeni de özellikle burada o ciddi risk iştahı sönümlenince hani ak mı kara mı ayrılmaya başladı. Siz de ifade ettiniz. Yan tahtalarda %40, %50, %60 Evet. kayıplar görüyoruz. Belki bir daha uzun vadede toparlanmayacak bile. Çünkü zaten belki de ederinin üzerinde fiyatlanıyordu. O yüzden öne çıkardığınız sektör var mı Tonguç Bey? Hani biraz daha defansif olarak şu sektörlere yönelirim diyeceğiniz. Şimdi şöyle, biz de Perihan Hanım mesela son bir ayda birçok şirketin genel yatırımcı toplantıları veya birebir ziyaretleri yapıyoruz. Neden? Çünkü o bahsettiğiniz ışığı en azından öncesinde alabildiğimiz kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi borsada ulaştırma kısmen otomotiv ve gıda perakendesi sanki bütün bu düşüşlerden en güçlü kalmış 3 sektör gibi duruyor aşağı yukarı. Şimdi bunların performansı devam edebilir. Hani güvenli dediğiniz, eğer bu şeyde işte otomotivde biraz gıda perakendesi, ulaştırmada bir kısım hisse seçerek devam edilebilir. Yani bunların performansının da bozulmayacağını düşünüyorum. Ama geride kalanlar üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse bir kısım inşaatla alakalı holdingler, yine bankaları duruma göre, yani gelişmelere göre bankacılık sektörünü, bu regülasyonun ne olacağı, işte faizlerin ne olacağı vesaire, bunlara bakmak lazım. Ama yani endeks yükselecekse mutlaka bankacılık da içinde olacaktır diye düşünüyorum. Bir de özel mesela sektörlerin içerisinde orta ölçekli hala dünyaya da bu ticareti ya da ürünlerini satmaya, yani ihracı güçlü, döviz pozisyonu güçlü ve bu karışıklıklardan, hani küresel anlamda etrafımızdaki komşularla iş yapma durumunda olan ve bunu devam ettirebilecek, enerji olabilir, inşaat olabilir, tekstil olabilir gibi sektörlerdeki hisselerin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Mesela oto yedek parça gibi de olabilir. Togg'la ilgili gelişmeler, özellikle enerji şirketleri son dönemde yenilenebilir enerjilerin bazıları halka açıldıktan sonra veya eski hisseler geri çekilmişti. Mesela onların tekrar toparlanması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunlara bakılabilir. Yani yükselebilecek güçlü kalan sektörlerin dışında toplam sektör olarak değil, ama o sektörlerin içindeki bu bahsettiğim kriterlere uyan hisseler biraz cımbızla ayıklanması lazım gibi gözüküyor açıkçası. Peki aslında az önce dile getirdik ama diğer senaryo olarak da biraz faiz cephesini konuşalım isterseniz. Şimdi belki seçime kadar faizlerde ciddi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor ama seçimden sonra karşımıza ciddi bir belirsizlik var Tonguç Bey. Şimdi yurt dışı tarafına baktığımızda yabancı kurumlar ardı ardına rapor çıkartıyor. Sabah bunu sevgili Altı Özarslan'la da konuştuk. Ben de şöyle söyledim. Kapıyı dedim açan 40'tan açıyor faiz noktasında. Tabii bu rakamlar çok yüksek bir anda gidebilmek için ama bir çalışmanız ya da düşünceniz var mı? Yani burada evet seçimden sonrasını çok fazla kestiremiyoruz. Fakat Türkiye'de size göre faizlerin üst sınırı ne olmalı? Hani 40 ekonomiyi durdurabilir. Ama nerede dengelenmemiz lazım? Ciddi faiz artışının tabii eksileri de olacak piyasa üzerinde. Bu eksileri ne tarafta okumak lazım? Şimdi Perihan Hanım, bir kere belki yanlış anlaşılma da olabilir. Ben hemen seçim sonrası borsanın yükseleceği yönünde bir görüş beyan etmek istemedim. Yani Evet. dalgalanmalı olabilir. Hani belli bir düzlüğe çıktıktan sonra bunun bir fırsat olabileceğini düşündüm. Mesela seçim sonrası hani son dönemde kurda yaşadığımız veya faizlerde, mesela 2 yıllık tahvillerde de bir yükseliş var. Bunlar tekrar yukarı hareketlenebilir. Borsa 4000-4500 arasına, onun için 4850'den bahsettim.
kadar böyle bir sürpriz, enteresan bir şekilde sert bir geri çekilme de yaşayabilir. Çok hani o andaki negatif algıyla birlikte bunları yatırımcılar mutlaka göz önünde bulundursun. İşte bu bahsettiğiniz konu, şimdi bir mevcut hükümet, cumhurbaşkanı, bir ekonomik politikamız var. Seçim sonrası hem mevcut cumhurbaşkanımız hem de işte muhalefet tarafındakilerin ekonomiyle ilgili yapmak istediklerini deklare ettikleri bir süreç var. Ama bunların içerisinde birçok soru işareti de var. Yani büyük ihtimal seçim bittikten sonra kim ekonomi bakanı veya işte bakanlıklar nasıl dağılacaksa, kim cumhurbaşkanı veya parlamentoda nasıl bir aritmetik olacak, dağılım olacaksa, o zaman zaten şöyle düşüneceğiz. Yani faizler bugün işte mevduat %30-35, krediler yakın, politika faiz 8,5. O zaman Türkiye'de %50 faiz olması gerekiyor demek çok doğru değil. Çünkü faizi işte CDS gibi ürünleri belirleyen biraz da güvendir. Dolayısıyla siz faizi bugün için %50'de piyasayı dengeleyebileceğinizi düşünürseniz öyle bir güven temkin edersiniz ki piyasaya. Belki %15 faizle de, 17 ile de, 13 ile de bazı şeyleri yapabilirsiniz. Onun için iki tarafın da diyelim, yani bugün için ana akımı açısından baktığımızda siyasi bir ekonomi politikası değişimi beklentisi olan bir taraf var. Diğer tarafta da belki mevcut politikaları değiştirerek devam edecek bir sistemle olabilir. Onun için bunu kestirmek kolay değil. Ama şu var ki seçim sonrası piyasalarda fiyatların olması gereken seviyelere doğru bir rahatlama diyorum ben bunun adına. Olacak. Yani bu faizde de olacak, belki kur tarafında da, belki borsada da olacak. Dolayısıyla hani bir oran vermektense sağlayabileceği güvenin, ekonomi yönetiminin karşılığı bir faiz olarak karşımıza çıkacak. O açıdan bence güven faiz oranından seçim sonrasında da çok daha ön planda olacak diyeyim. Net bir oran bu açıdan vermenin de çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Biraz daha aslında süreci izleyeceğiz. Sürecin içerisindeyken bunu daha net yorumlayacağız. Şu an çünkü Kesinlikle. konuştuğumuz her şey bir varsayım olacak diyorsunuz. Aslında çok daha Kesinlikle. haklısınız Tonguç Bey. Biraz bekle gör piyasası devam edecek bu durumda. Ağzınıza sağlık. Güzel bir seans diliyorum sizlere şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim, Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'ı ağırladık.